Kokuların çağrışım gücüne inanan ve markasına yansıtan konuğumuz Zeynep Özaktaş'la birlikteydik. Kendisiyle tasarımlarını ve süreçlerini konuştuk. Bakalım bizlerle buluşturduğu ürünler hangileriymiş? Zeynep Hanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmim Zeynep. 25 yaşındayım. Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Daha sonrasında da üzerine e-ticaret, pazarlama, dijital pazarlama vesaire gibi konularda yüksek lisansı yaptım. Hem yurt içinde hem de yurt dışında bu eğitimlerimi bu şekilde tamamladım. Harika. Ardından markanızı oluşturmaya karar verdiniz ve bu süreç ev dekorasyon ürünleri üzerine evet, oldu. Evet, evet. Neden peki? Bunu merak ediyorum ben. Şimdi şöyle, küçüklüğümüzde annemler, babamlar böyle çok da izin vermezlerdi. Odamızı büyük mobilyaları istediğimiz gibi değiştirelim, oynatalım. Onların bir düzeni vardı zaten günün sonunda. Ben de bir değişiklik arardım hep. Böyle ufak dekoratif ürünlerle, objelerle, işte mumlarla ya da işte perdeye bir takım şeyler asarak hep odamı değiştirirdim. Bu da beni hep mutlu ederdi. Aslında ufak detayların ne kadar bir şeyleri değiştirebileceğini, çok ufak bir detayın odanın bütün havasını değiştirebileceğini fark ettim. O günden beri de böyle ufak dokunuşlar yaparken dedim neden bunu iş olarak yapmayalım. Hı hı, harikasınız. Neler yapıyorsunuz? Peki biraz ekran başındaki izleyicilerimiz için anlatır mısınız? Tabii. Şimdi Kayla Home Collection adlı bir markam var. Henüz yeni açılmış bir markayız. Hı. Skalamızın içerisinde mumlar var, işte banyo aksesuarları olarak bath bomblar var, sabunlar var, mutfak kısmında şimdi tabaklarımız var, dekoratif duvar ürünleri var. Bu tarz şeylerle ufak ufak ilerliyoruz. Harika, çok güzel görünüyorlar. Tasarımlarına değinmek istiyorum o yüzden. Nasıl ilerliyor süreç, nasıl karar veriyorsunuz gerçekleştirirken? Şöyle oluyor, benim ilham aldığım nokta şu, bir insanı ne mutlu eder? Bakıyorum, gözlemliyorum. Aslında çok gözden kaçırdığımız bir şey tatlı ve yiyecekler. İnsanları çok ciddi anlamda mutlu ediyor. Şimdi evde gün içinde hayat yoğunluğumuz oluyor, bir şeyler oluyor ve insanların gözüne ufak bir şey bir milisaniyede çarpsa dahi onları mutlu etmek istiyorum. O yüzden aslında tasarım ilhamımı insanları gözlemleyerek, onları mutlu eden şeyleri, mutlu eden kokuları vesaire analiz ederek bunlara göre şekillendirmeye çalışıyorum. Üretim sürecini biraz daha detaylandırabilir misiniz peki bizlere Tabii Zeynep Hanım? Tabii ki. Şu şekilde biz ürünlerimizin bir kısmını ithal ediyoruz, bir kısmını da Türkiye'de üretiyoruz. Yerli üreticilerle çalışmayı çok daha fazla istiyoruz işin açıkçası. Çünkü çok güzel üreticilerimiz var, onların desteklenmesi taraftarıyız ve Türkiye aslında kalite olarak da bu anlamda gerçekten çok üst düzeyde. Özellikle bu konularda. O yüzden ithal ettiğimiz ürünleri de mümkün mertebe biraz daha Türkiye içine yerli üreticilerle çalışmaya çalışıyoruz. Kokuları zaten harika fakat görünümlerine de değinmeden geçemeyeceğim. Ekran başındaki izleyicilerimize de şu şekilde göstermek istiyorum. Gerçekten gerçek gibiler. Evet, evet, evet. Bunu nasıl sağlıyorsunuz peki? Özel kalıplarla çalışıyoruz işin açıkçası. Türkiye'de biraz sıkıntı yaşıyoruz bununla ilgili ama bazı ürünlerimiz ithal. Olabildiğince Türkiye'de yönelmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi özel kalıplarla, özel rötuşlarla üretim kısmında bu işleri hallediyoruz. Daha çok da soft renkleri tercih ettiğinizi görüyoruz. Doğru. Bunun belli bir sebebi var mıdır peki? Var. Markamızın tarzıyla uyuşmasını istiyoruz. Biz marka olarak aslında hem eğlenceli, hem dinamik, hem de soft, yormayan yumuşak şeyler tercih ediyoruz. Bu kokularımızda da böyle, renklerimizde de bu şekilde. Ondan dolayı renklerimizde biraz da toz pembe, bebek mavisi, limon sarısı vesaire gibi renkler kullanıyoruz. Bir yandan en çok dikkat çeken ürünlerinizden bir tanesi de varmak. Evet. Detaylı olarak biraz sizlerden dinlemek istiyorum. Tabii. Zeynep Hanım. Dediğiniz gibi hakikaten şu an en çok satılan ürünümüz de bu warmhug'lar. Farklı farklı renkleri var. 4 ayrı rengi var. Biri bej rengi, biri mavi rengi, biri pembe rengi, biri de sarı rengi. Yine markamızın renk skalasına uygun şekilde onları da belirledik. Bunlar sıcak su torbası ama aynı zamanda buz torbası olarak da kullanılabiliyorlar. Boyutları aslında yarım litreye kadar su alıyor ama farklı bir şekilde genişliyor. Bundan dolayı istediğiniz zaman portatif olarak istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Ufak olsa da hiç beklemediğiniz performansı gösteriyor. Gerek ısınma gerek de serinleme anlamında gayet yardımcı olan bir ürün. Harikasınız. Bir yandan mumlarınıza da değinmek istiyorum. Görünümleri zaten şahane. Bir yandan evet, kokularının da kalıcılığı hakkında bilgi almak istiyorum sizlerden. Şöyle, koku mevzusunda biraz hassasım. Bunun da sebebi kokuların çağrışım gücü çok yüksek. Bir kokuyu
çok uzun süre önce duysak bile tekrar duyduğumuzda o ana, o yere, o mekana ait duyularımız ve duygularımız canlanıyor. Bu yüzden kokuların bu özelliğini kullanarak markamızda öyle kokular kullanmaya çalıştık ki bu kokuyu başka bir yerde duydukları zaman akıllarına markamız gelsin istiyoruz. Bununla da ilgili bu konuda hassasiyetlerimiz var. Kokuların kalıcılığı konusu da şu şekilde. Örneğin şu üründe tarçın ve sandal kokumuz var. Bir yandan bu ürün için çok güzel geri dönüşler aldığınızı biliyorum ben. Röportaja başlamadan önce değinmiştik biraz. Evet. Sizlerden de dinlemek istiyorum tekrar. Tabii. Bu ürünün içerisinde tarçın ve sandal kokuları var. Bir tane kullanıcımızdan çok güzel bir yorum aldık. Kendisi alalım bir hafta olmuş. Ve diyor ki Zeynep Hanım hani evin içi, salonun içi sadece bu mum kokuyor. Tabii bu da bizi çok mutlu ediyor. Çünkü biz de kaliteli bir şey satmak istiyoruz. Hani bunlar dekoratif mumlar. İlla yakılmasına gerek yok bir koku sağlaması için. Yakılmadan da kullanılmadan da aynı kokuyu biz sağlamasını istiyoruz. Hem de büyük alanlarda aslında kesinlikle bunu. Evet. Büyük alanlarda güzel kalıcı kokular yakaladığınızı söyleyebiliriz öyleyse. Evet, kesinlikle söyleyebiliriz. Bir yandan sohbetimizin başında da değinmiştik. Tatlının ve özellikle de banyo keyfinin çözemeyeceği sorun yok. Evet. Sizler de bunu dile getiriyorsunuz. Evet. Peki sabunlarınızda hangi çeşitleri bulabiliriz bizler Zeynep Hanım? Şimdilik sabunlarımızda bir cheesecake'imiz, bir de dondurma şekilli sabunlarımız var. Ama daha yeni açılan bir firma olduğumuz için kullanıcılarımızın taleplerine göre, beğenilerine göre ve yorumlarına göre buna göre şekilleniyoruz. Şimdi yakın zamanda kahveli kokularımız, kahveli sabunlarımız gelecek gibi duruyor. Ona göre de ilerleyen zamanlarda şekilleneceğiz. Harika. Üretim sürecinde peki kendi istekleriniz doğrultusunda mı ilerliyorsunuz daha çok, yoksa kullanıcılarınızdan gelen istekler de göz önünde bulunduruluyor kesinlikle mu? Kesinlikle bulunduruluyor. Yani kişilerin yorumları, ya şu da olsa çok iyi olur aslında ya da ben böyle bir şeye sahip olmayı çok isterdim gibi geri dönüşler oluyor. Ya da bir üründe ya hani Zeynep Hanım burası güzel ama belki de burası böyle olmalıydı. Kullanıcılarımızla interaktif olarak bu süreci yönetiyoruz. Onların yorumları bizim için çok değerli. Hiç bakmadığımız, bilmediğimiz bir bakış açısıyla da bakabiliyorlar. O yüzden çok tatlı yepyeni ürünler ortaya çıkıyor bu şekilde. Şu an burada göremiyoruz fakat ekran başındaki izleyicilerimiz ekranda görebilirler. Evet. Tabak setleriniz de bulunuyor bir yandan. Doğru. O tasarımları dinlemek istiyorum biraz sizlerden. Tabii. Şimdi şöyle bir tane duvar tabağımız var. Özellikle kırmızı renkleri hakim. Red Fantasy olarak geçiyor adı. Arkasında bir aparatı ile birlikte sunuluyor. Diğer tabağımız da geisha tabağımız. Bunlar da ikili pasta tabağı seti olarak satılıyorlar. İlerleyen günlerde yeni modellerimiz de bunlara eklenecek. Bunların arasında da işte pasta sunum servis seti, altılı pasta tabağı setleri. Tabii ki kullanıcılarımızdan alacağımız yorumlara göre de bu tasarımları şekillendiriyor olacağız. Peki bu tasarımların yanı sıra başka fikirler de var mı aklınızda eklemeyi düşündüğünüz? Tabii var, tabii var. Mesela kupalarımız var, seramik fincanlarımız var. Belli bir takım sofra aksesuarlarımız var. Onların yanına da bunları da eklemeyi düşünüyoruz. Peki bu güzel ürünlere ulaşmak isteyen izleyicilerimiz nerelerden ulaşabilirler sizlere? Sipariş ve teslimat sürecini biraz bizlere aktarabilir misiniz? Tabii ki. Bizlere Instagram sayfamız üzerinden ulaşabilirler. Kendi web sitemiz var. Diğer e-ticaret platformlarında zaten mevcuduz. Kendi adımızla bizi oralarda da bulabilirler. Kullanıcılara karşı güven konusu da şu şekilde gelişiyor. Şimdi ben çok ciddi anlamda e-ticaretle ilgilenen çok da sağlam bir kullanıcıyım. O yüzden bunun da eğitimini almışsınız zaten. Evet, evet. Ama aynı zamanda her şeyden önce ben de bir son kullanıcıyım. O yüzden bir ürünü alırken neye dikkat ettiğim, nasıl gelmesini istediğim, ne gibi sorunlarla karşılaştığımı göz önünde bulunduruyorum ve bunu biz kendi kullanıcılarımıza nasıl yansıtmayız? Bu sorunları nasıl minimalize ederiz? Bu tarz şeylere çok fazla kafa yoruyoruz. Tabii ki kargo aşamasında bunlar kırılabilen ürünler olduğu için bir takım böyle aksaklıklar meydana geliyor. Ancak kullanıcılarımız sonuna kadar rahat olabilirler. Kargo aşamasında yaşanan problemleri çözebilmek adına da kullanıcılarımıza şunun garantisi veriyoruz. Bir ürün ellerine hasarlı geldiği takdirde hemen yenisiyle değiştiriyoruz bunu. Hiçbir şart ve koşul aramadan. Harikasınız. Kolaylıklar diliyorum sizlere çalışmalarınızda. Bu güzel sohbet için de çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Son olarak izleyicilerimize söylemek istedikleriniz de var mı peki Zeynep Hanım? Şimdi hayatın çok yoğun bir akışı var. Ve bu yoğun akışta kendimize çok fazla vakit ayıramıyoruz. Hatta zaman o kadar hızlı akıyor ki o gün içinde kendimize bir saniye bile ayırmamış oluyoruz. Ama kendimizi mutlu etmek de bunların yanında çok önemli ve sadece şöyle bir tatlı görünüşlü bir sabun bile yetebiliyor. O yüzden gün içinde gözümüze çarpan şeyler de bizi çok mutlu edebilir. Bundan kaynaklı olarak ufak detayların çok önemli olduğuna inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz bizler de sizlere. Ben teşekkür ederim.
Ufak dokunuşlarla büyük farklar oluşturmak istiyorsanız Zeynep Hanım'la ve tasarımlarıyla mutlaka buluşmalısınız. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.